Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Beyazıt Seminerlerinin 25.si ile karşınızdayız. Bugünkü seminerimizde fakültemiz öğretim üyelerinden Ayşen Şolt, Seras Gerat Hastanesi ile ilgili sunumunu bizlerle paylaşacak. Ayşen Şolt, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisidir. Lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden almış, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Fiziği ve Malzemesi programında tamamlamıştır. Başlıca araştırma konuları arasında sağlık binası tasarımı ve sağlık binası konfor standartlarının değerlendirilmesi, binaların değişen kullanımlara uyarlanması, tarihi bir binanın yeni bir kullanıma uyarlanması, müze tasarım projeleri, çok disiplinli tasarım ve proje yönetimi yer almaktadır. Sunumunu gerçekleştirmek üzere sözü kendisine bırakıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beyaz Seminerlerinde sizlerle Seras Gerat Hastanesi'nden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne adlı sunumu paylaşacağım. Sunum, hastane yapısı olarak tasarlanan bir yapının kullanım sürecinde hizmet ettiği farklı işlevler nedeniyle uğradığı yapısal değişimleri ve Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak restorasyonunu içeriyor. Burası önceden Bağlı Seraskere içerisinde Seraskerat Hastanesi olarak geçen bir yapıydı. 1841 ile 43 yılları arasında inşaatı başlayan ve tamamlanan Hostati tarafından yapılmış bir yapı. Üniversitemizde merkez bahçede 618 ada 19 parsel olarak tanımladığımız alanda rektörlüğün kuzeydoğusunda yer alan Siyasal Bilgiler Fakültesi bilimimizde. İlk yapıldığı dönemde Fosfati tarafından Bağlı Seraskere evet. Söylediğim gibi vaziyet planında da görüldüğü üzere 618 adı 19 parsel olarak tanımladığımız Merkez Bahçe'de rektörlüğün kuzey doğusunda yer alan şu anda Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından kullanılan Mimar Fossati tarafından tasarlanmış Bağlı Seraskere Hastanesi aslında. Bu yapıldığı dönem tanzimat ilanından sonra 1839'da tanzimat ilan edildikten sonra kurumsal reformlar oluşuyor. Bu kurumsal reformların da kent dokusuna ve mimariye yansımaları oluyor. Ve sonucunda kamusal askeri reformlar ile yeni yapı türlerine ihtiyaç duyulmaya başlıyor. Bu yapıların inşasında da yapım teknolojisinde geleneksel yapım teknolojisinden modern yapım teknolojisine doğru bir geçiş oluyor. Yine tanzimattan sonra batılaşmanın etkisiyle genelde mimarlar yabancı ve gayrimüslimler ve dönemin resmi yapıları da Batı mimarlığından model alarak düşey taşıyıcıları tuğla, yatayda da ahşap malzeme kullanılarak yapılan bir teknolojiye sahip. Batılılaşma döneminde fosfati çok önemli. Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari kültüründe de verdiği eserlerle önemli bir yere sahip. Önce fosfatinin kim olduğunu da anlatmak isterim. Fosfati İsviçre'de 1809 yılında dünyaya gelmiş. Milano'da mimarlık eğitimini almış. Sonrasında Roma'da çalışmış bir süre. Arkasından Petersburg'a gidip orada Batılı Mimarlar grubuna eklemlenerek çalışmalar yapmış. 1836 yılında Petersburg'da İstanbul'daki Rus Elçiliği binasını yapmak için görevlendirilmiş, onu projelendirmiş ve uygulamasını yapmış. Sonrasında da Tanzimat dönemi yöneticileri tarafından ilgi çekmiş ve Osmanlı döneminde İstanbul'da çalışmalara başlamış. Genelde neoklasik üslup İstanbul'da Fossati ile yaygınlaşmış ve sade, aşırıya kaçmayan, mimari kimliğini süslemelerle değil, kütle hareketleriyle ortaya koyan bir üslup geliştirmiş. Neoklasik yaklaşımlarıyla Osmanlı'nın geleneksel mimarisini yorumlayan
değerli eserler vermiştir. Osmanlı yöneticileriyle de iyi ilişkiler içinde olduğu için Tanzimat döneminde fazlasıyla resmi ve özel binalarda yaptı. Bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Rus elçilik binası işte ilk yaptığı yapılardan klasik üslupta inşa edilen bir yapı. iskelesi günümüzde yok. 1842'de evin önünde inşa edildi. Galata Köprüsü'nün ayak kısmında olduğu belirtiliyor. Ancak günümüze ulaşmadı. Saint-Pierre Kilisesi şu anda var Beyoğlu'nda, Galata'da, Galata Kulesi sokağında. Darülfünun binası, ilk üniversite binası, bina 1933 yılında yanmış. Sultanahmet'te Ayasofya arasında bir noktadaymış ama günümüze ulaşamamış. Yapının beden duvarları da ayakta yandıktan sonra olmasına rağmen yine de yıkılmış. Hazine Evrak Binası yine günümüzde varlığını sürdüren bir yapı. İstanbul Valiliği tarafından kullanılıyor. Şu anda sanıyorum arşiv deposu. Nahum Tiyatrosu bu da yine 1870 yılında Beyoğlu'nda yangınla yok olmuş bir yapı. Şu anda yerinde çiçek pasajı var. Sonra Ayasofya, Ayasofya'daki duvar resimlerini ortaya çıkaran mimar olarak da biliniyor aslında Fossati. Aynı zamanda Ayasofya'da hünkâr mahfili, işte muvakkıthane ve hünkâr gelişiyle ilgili çalışmaları olmuş. Şu anda onlar da yine günümüzde var. Reşit Paşa Sahil Sarayı bugünlerde sanıyorum hala kemik hastalıkları hastanesi olarak kullanılan yapı. Dolmabahçe Sarayı olmak üzere birçok saraya da bu eser örnek olmuş. Ayasofya Muvakkıthanesi, Hollanda Elçilik Binası 1854 yılında yine Fossati tarafından yapılmış. Yine üniversitemizin Balta Limanı tesislerinde Hünkar Dairesi yine Fossati tarafından yapılmış bir yapı. Reşit Paşa Türbesi da Beyazıt Camii'nin güney köşesinde yer alıyor. Ve Seraskerat Hastanesi. Seraskerat Hastanesi Doğu Batı ekseninde araziye yerleştirilmiş Haliç manzaralı bir hastane yapısı. İstanbul Üniversitesi'nde Harbiye Nezareti binasının kuzeydoğusunda. Yapı 1841 ile 43 yıllar arasında inşa edildi. Yapım teknolojisi ahşap yapım tekniğinden kâhiliye geçişin gerçekleştiği dönemin bir ürünü. Dikdörtgen planlı, 250 yatak kapasiteli bir askeri hastane olarak tasarlanmış. İlk defa modern ölçüde tuğla kullanılarak inşa edilmiş bir yapı. Büyük koğuşlar, o koğuşların birbirlerine koridorlarla bağlandığı bir plan şemasına sahip. Yine Osmanlı Devleti'nde mimarlık eğitimi görmüş yabancı bir mimarın çalıştığı ilk proje olması dolayısıyla da önemli bir yapı. Yapı kullanım tarihçesine baktığımızda 1841-43 yılları arasında yapıldığını söyledik. İlk hastane olarak kurulmuş ama hastane olarak kullanıldığına dair mimari kayıtlarda bir veri yok. Ancak Fransa'dan gelen bir doktorun tıp kaynaklarında burada bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir konferans verdiği yazılı. Sonrasında herkesin aslında bildiği hapishane olarak kullanılması 1870 ile 1922 yılları arasında hapishane olarak kullanılıyor. 1922 yılında üniversiteye veriliyor. 1933 yılında da İstanbul Tıp Fakültesi'nin morfoloji kliniği olarak kullanılmaya başlıyor. 1979 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurulmasından sonra hem Siyasal Bilgiler Fakültesi hem Tıp Fakültesi bir süre bir arada kullanıyorlar. Sonrasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiyor. Yapı ilk yapıldığı dönemde Özgün Projesi, bu proje plan olarak Fossati'ye ait.
İsviçre'de Bellinzona Kantonal Arşivinde bulunuyor. İki katlı dikdörtgen plan yapısına sahip, ortada büyük bir avlu ve o avluya bağlı koridora bağlı koğuşlar biçiminde planlanmış. Özgün plandaki mekanlardaki geniş açıklıkları geçmek için de sütunlar kullanıldığı görülüyor bu projede. Ancak o sütunlar günümüze ulaşmadı. Geçirdiği onarımlar da muhtemelen kaldırıldı ya da o şekilde yapılmadı. Monoblok bir kitleye sahip olan yapı, kuzey ve güney cephelerinde ana kitleden öne doğru yapılan çıkma ve kademeli harekette girintili bir cephe oluşturmuş kuzey ve güney cephelerinde. Yine özgün projelerde yapıya iki ana giriş doğu cephesinde görülüyor. İki yanlarda iki bir ortada bir giriş, yanlarda da iki girişin olduğu bir fotoğraf. Yine bu üçgen alınlıklı girişler sonrasında yine günümüze ulaşmayan girişler. Batı cephesinde yer alan giriş de kemerli. Diğer iki girişin üzeri üçgen alınlıklı giriş satırıyla örtülü olduğu görülmekte. Ancak fosfatin orijinal çizimlerinde bu girişlerle ilgili bir veri yok. Yine Batı cephesindeki üçgen alınlıklı geçirdiği onarımlarda yok edilmiş ama son yapılan restorasyonda tekrar bizim cepheye eklemlediğimiz üçgen alınlıklı girişin fotoğrafı. Yapının kuzey ve güney cepheleri hareketli. Her iki cephe de birbirine simetrik. Cephelerde tüm pencereler kemerli olarak yapılmış. Yine fosfatinin özgün kesitinde çatının parapetlerin arkasında kaldığı görülmekte. Basık kubbe ve tonoz örtünün kullanıldığı çok parçalı çatı örtüsü okunmakta. Ancak bunun da uygulandığına yönelik bir veri yok. Fotoğraflarda da böyle bir çatı verisine ulaşılmadı. Yine fosfati 19. yüzyıl ortalarında yangın kulesinden yapmış olduğu bir resimde çatının eşit çatı fenerli olduğu görülüyor. Yine eski fotoğraflardan 1880 öncesi ve sonrası iki fotoğraf var. 1880 öncesinde çatı feneri görünüyor ama sonrasında çatı fenerinin kaldırılarak onun çatı penceresine dönüştüğü görülmekte. Seraskerat Hastanesi 1870 ve 1922 yılları arasında hapishane olarak kullanıldı. Sonrasında 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne devrolup Tıp Fakültesi 79'da da Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak kullanıldı. Kullanım amacına göre de içerisinde çeşitli bölüntüler, ek yapılar yapıldı. Doğrama boşlukları değiştirildi. Kemerlerin doldurularak bazıları yok edildi. 1981 yılında da yine kuzey ve güney bölümüne ek iki yapı yapıldı. Restorasyon öncesinde görülen röleve planında iki bodrum kat, zemin kat ve bir asma kattan oluşuyor. Bodrum kat ve zemin kat mekan kazanmak amacıyla muhtes iç duvarlarla da örülmüş durumda. Çatı planında restorasyon öncesinde yapının çatı planında orta aksında bir ışıklık ve polikarbon bir örtüyle kapalı diğer kısımlar da kırma çatı olarak yapılmış durumdaydı. Cephelerine baktığımızda da Batı cephesi 98,5 metre uzunluğunda sıvalı ve boyalı. Cephenin sağından ve solundan çıkmalarla cepheye hareket kazandırılmış bir düzen. Yine iki yapı aksında ana giriş olarak kullanılan iki çelik kolon üzerine oturtulmuş bir giriş saçağı bulunmaktaydı.
Yapıya giriş bu kottan sağlanıyordu. Batı cephesi bodrum kat ve zemin kat pencereleri de dikdörtgen formda PVC ve ahşap bodrum kattaki pencerelerde de yine üçer pencere demir parmaklı korkutlar görünmekteydi. Güney cephesinde yine 41,5 metre uzunluğunda sıvalı boyalı sonradan eklenen yapı eki 20,60 metre uzunluğunda çıkma olarak tasarlandı. Yani güney cephesi bodrum kat ve zemin kat pencereleri doğramaları da dikdörtgen formda. Bodrum kat doğramaları demir parmaklıklı. Bu cepheden yine binaya giriş bulunuyor. Kuzey cephesi de 41,5 metre uzunluğunda sıvalı, boyalı, sonradan eklenen yapı eki mevcut. Aynı zamanda yemekhanenin ek yapısı da cepheye birleştirilmiş durumdaydı. Yine cephede ana yapı ve ek yapıda zemin kat, bodrum kat ve asma kat pencereleri bulunmaktaydı. Bunlar da cephede cepheyi sağlaştırarak olumsuz bir görüntü ortaya çıkarmaktaydı. Ek yapıdan bodrum kata girişi sağlayan demir doğramalı bir kapı da bulunmaktaydı. Yine doğu cephesi 98,5 metre uzunluğunda sıvalı boyalı. Cephenin sağından ve solundan çıkmalarla cepheye hareketli bir düzen getirilmiş durumdaydı. Batı cephesinde bodrum kat, zemin kat ve asma kat pencere doğramaları dikdörtgen formda söveli ve bodrum kat doğramaları demir parmaklıydı. 2015 yılında başlayan Siyasal Bilgiler Fakültesi restorasyonu Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesine uygun olarak başlatıldı. İlk aşamada yapı muhtezlerinden arındırıldı. Mevcut boya ve sıvaları raspa edildi. Eklentiler uzaklaştırıldı. Dış cephe ve iç mekanda boya ve sıva raspaları yapıldığında özgün duvara ulaşıldı. Burada dış cephesinin restorasyon öncesi fotoğrafı, diğeri de restorasyon sürecinde sıva ve boya rasta edildikten sonraki görüntüyü görüyoruz. Yine yapıdan uzaklaştırılmasından sonra kuzey ve güney cephelerindeki eski hareketli cephe görüntüsü ortaya çıktı. Bu betonarme ek yapının söküm ve yıkım işleri yine restorasyon sürecinde yapıldı. Bunlar güney cephe, yıkımdan önce ve sonraki resimleri. Yine muhtes olduğu bilinen çatı kaldırıldı. Çatı ahşap konstrüksiyonlu, üstü ardoğaz membran kaplı, alt yalıtım tabakalı, belli noktalarda polikarbon ışıklıkla geçilmiş bir çatı örtüsüne sahipti restorasyon öncesinde. Çatı kaldırıldıktan sonra betonarme döşeme ortaya çıktı. Bu betonarme döşemenin yine kırım işleriyle sökümü ve kırımı yapılmasının. Bütün raspa, söküm işleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bulgular, dış cephe kaplamaları ve iç mekan muhtes kaplamaları söküldükten sonra mevcut boya ve sıvaları raspa edip muhtes eklentiler yapıdan uzaklaştırılmasıyla dairesel kemerli olduğu görülebilen birinci kat pencerelerinin kırılarak dikdörtgen hale getirildiği tespit edildi. Kapı ve pencere boşluklarının moloz, taş ve tuğla duvarla doldurulduğu yine tespit edildi. Burada işte form bozulmuş kemerli pencere görüntüsü aslında. Burada da
doldurmuş bir kapı boşluğunu görüyoruz. Yine bütün iç mekanda raspalar yapıldıktan sonra kapatılmış kemerli kapılar, sonradan açılmış pencereler, yine altından kaydırılmış ve duvara açılmış bir kapı boşluğu. Asma katın kiriş izleri, yapıya ek olarak yapılan asma katın kiriş izleri. Yine asma kattan kaynaklı cephede cephenin sağlaştırıldığı tespit edildi. Yani yapının genelinde pencere ve kapı boşluklarında çeşitli dönemlerde değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Kapı ve pencerelerin kimi yerlerinde genişletildiği, yerinin değiştirildiği, ek kapı pencere boşluklarının açıldığı tespit edildi. Kapı boşluklarındaki hafifletme kemerlerinin birçoğuna hasar verildiği ve onun yerine lento atıldığı görüldü. Birçok duvarda derin çatlaklar tespit edildi. Portland çimentosuyla örülü birçok duvar tespit edildi. Yine Portland çimento örgülü volto döşeme tespit edildi. Onun fotoğrafını koyamadım. Volto döşeme kotu bodrum katta ahşap kirişlerin üzerinden başladığı tespit edildi. Hatıl boşluklarının portland çimento harçlı özgün duvar örgüsüne ait olmayan malzemelerle doldurulduğu ve kapatıldığı tespit edildi. Restorasyon uygulamalarında onarımlara başladığımızda muhtesserden arındırılmış olan yapı, varlığı yapıdan gelen izlerden tespit edilen mekan ve elemanların tamamlanması ve yeniden yapılması üzerine restorasyon tadilat projesi hazırlandı ve Koruma Bölge Kurulu'ndan onay alındı. Sonrasında sıvar aspaları ve ek yapıların kaldırılmasıyla beden duvarlarında ortaya çıkan çatlaklara enjeksiyon yapılmaya başlandı. Bu daha önce var olan dikdörtgene çevrilmiş olan pencerelerin kemerli forma tekrar dönüştürülmesi. Özgün malzeme ile tamamlanmış duvar örgüsü. Duvarlarda güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Çelik asır montajlandı duvarlara ve sonrasında hidrolik kireç esaslı püskürtme harcıyla güçlendirme yapıldı. Güçlendirme sonrasında çelik döşemeler atılmaya başlandı ve döşemeler kapatılmaya başlandı. Tamamlanmış mekandan bir görüntü burada. Sonra dönem eki olarak kabul edilen kuzey ve güney cephelerdeki ek yapılar yeni projesine uygun olarak yapılmaya başlandı. Malzeme yapı taşıyıcısı olarak çelik daha önceki yapı betonarme yapıydı. Yeni malzemeyi çelik olarak projelendirildi ve iki katlı çelik yapı yapılmaya başlandı. Burada çelik konstrüksiyon yine dönem eki olarak nitelendirilen ek yapı söylediğim gibi çelik stüktürde. Ve üniversitenin aynı dönem yapılarındaki malzemelerle dış kaplama malzemeleri aynı seçildi. Traverten cephe kaplaması ve giydirme cam cephe yapıldı. Daha önceki fotoğraflarında fosfatinin çizimlerinde de görülen, resimlerde görülen üçgen alınlıklı arka cephedeki giriş yok olmuştu. O cephede restorasyon öncesinde işte duvarla
pencerelerin duvarlarının yer yer sıvılaştırıldığı görülmüştü. Pencere formlarının yok olduğu yine görülmüştü. Bunlar tamamlandı ve sonrasında da giriş olarak bu üçgen alınlıklı işte sütun kaidelere oturan giriş tekrar canlandırıldı. Çelik konstrüksiyonla yapıldı. Sonrasında da sütun formu verdik biz bu yapıya. Tamamlanmış özgün formuna uygun doğu cephesinden bir görüntü. Yine ön cephede öğrenci girişi olarak var olan kemer tonozlu köprü üzerinden geçilerek ulaşılan giriş saçağı dönem eki olarak nitelendirildi, korundu. Yine iki sütun, iki çelik sütun üzerinde yükselen bir örtü olarak yeniden yapıldı. Sonra çelik çatı imalatlarına başlanıldı. Çelik çatı imalatları görüntüleri. Dış cepheler dönemin rengine uygun bir şekilde boyandı. Dış cephe imalatları tamamlandı. Önceki hali ve sonraki halini burada görüyoruz. Yine giriş saçağı. Ek yapıların görüntüsü. Arka cephe görüntüsü. İç mekan uygulamalarından bazı örnekleri sizlerle paylaşacağım yapı içinden. Yapı içerisinde bir çelik merdiven projelendirildi. Restorasyon öncesi yapı merdiveni ana giriş ekseninde ona bağlı koridorlara açılan merdiven hollerin ile bağlantılı merdivenlerden yapılıyordu. Bu eski proje, restorasyon öncesi. Restorasyon öncesinde merdivenin olduğu alan, bunun muhtes olduğu, betonarme olduğu yerinde söküm çalışmalarında ortaya çıkarıldı. Ve sonrasında yeni merdiven için farklı bir öneri getirildi. Yeni merdiven restorasyon projelerine uygun olarak yeni ek çelik merdiven yapı giriş aksında bodrum kat, yeni çatı katı eklentisini birbirini bağlayacak biçimde konumlandırıldı. Bina girişiyle ilişkili çözülen merdiven açık biçimde ve simetrik olarak tasarlandı. Böylece düşey sirkülasyonun net algılanması sağlanarak katlar arası erişimi kolaylaştırmak amaçlandı. Yeni ek çelik merdiven, mekan içerisinde tarihi yapının duvarlarından bağımsız olarak kendini taşıyan bir sistemle çözüldü. Yine malzeme seçiminde özgün malzeme ile yeni malzeme arasında farkın ayırt edilebilecek özellikle olması esas alındı. Çelik taşıyıcılı merdiven basamakları doğal taş malzeme ile kaplandı ve korkulukları da çelik çerçeveli meş olarak tasarlandı. Engelli erişimi için de yine yüzey kaplamaları ve koltuk detayları geliştirildi. Çelik taşıyıcı meş korkuluk elemanlarının zemin kat ve çatı katında merdiven boşluğunda sınır öğesi olarak da kullanılarak mekana görsel zenginlik katmak hedeflendi. Yine merdivenler dış cepheyle bağlantılı olduğu için pencereyle doğal ışık alabilir bir şekilde projelendirildi. Aydınlatma projeleri doğrultusunda da yine doğal beyaz ışık renginde lineer türler seçildi. Çatı katı bu da uygulama sırasında sonradan yapılması karar verilen bir alan. Restorasyon öncesi yapının çatısı koridorları
çatı koridorların üzeri şeffaf örtüyle aydınlatılmış. Diğer bölümleri de membran kaplamalı kırma çatıydı. Sonrasında çatı katı öğretim üyeleri odaları olarak işlevlendirildi ve çatı katında erişim ana giriş hattında yer alan yeni ek çelik merdivenlerle, yangın merdivenleri ve asansörlerle sağlandı. Çatı örtüsünde dönemin tarihi dokusuna uyumlu Alaturka kiremit kullanılarak eskiye gönderme yapıldı. Böylece tarihsel sürekliliğin sağlanması hedeflendi. İç mekandan okunabilen çelik yapı stüktürüyle oluşturulmuş mekanlar ile koridorlar arasında alüminyum taşıyıcılı cam bölücüler kullanıldı. Böylelikle aydınlığın tüm mekanlarda homojen olarak dağılması sağlanırken rahat görme ve çalışabilme koşulları oluşturulmuş oldu. Yine çatı formu korunarak çatı arası boşluktan maksimum faydalanarak asma kat oluşturuldu. Çatı asma katta oluşturulan mekanlarda çatı penceresi kullanılarak eğimden kaynaklı basıklık etkisi hafifletmek istenildi. Mekan ara bölücüleri tavanda ve işte duvarlarda alçıpan taş yünü birlikte kullanılarak akustik konfor sağlandı. Yine çatı döşemesinde bırakılan yırtıklarla zemin katın doğal ışık alması hedeflendi. Döşeme kaplaması olarak koridorlarda kara mozaik ve cam, odalarda öğretim üyeleri odalarında ise lamine ahşap kaplama kullanıldı. Çatı katı döşeme düzleminin şeffaflığı da azaltılarak özgün yapıyla arasında bir arayüz oluşturması sağlandı. Böylece çatı arası eklemelerin tarihi yapının okunabilirliğine etkisini azaltmış olmak hedeflendi. Bu görüntülerde restorasyon öncesi ve sonrası. Restorasyon öncesi zemin kat ana koridoru ve restorasyondan sonra ortaya çıkan görüntü. Çatıdan gelen ışıklık, çatı katını kullandıktan sonra. Aydınlatmalarda elektrik ve mekanik tesisatta günlük ihtiyacı uygun olarak malzemeler kullanıldı. Aydınlatma projeleri doğrultusunda öğretim üyeleri odaları ve ara koridorlarda doğal beyaz ışık renginde gömme tip LED spotlar seçildi. Orta aksda bulunan koridorlarda doğal beyaz ışık renginde LED sarkıtlar kullanıldı. Restorasyon sonrasında Tarık Zafer Tunay Amfisi yine bunu örnek olarak iç mekandan sizinle paylaşmak istedim. Yine restorasyon sonrasında özgün hale getirilen amfinin girişi ana giriş holü üzerinden belirlendi. Daha önce ki projelerde girişler koridorlara açılan merdiven hücreleri idi. Şimdi direkt koridora açılacak şekilde projelendirildi. Tarık Zafer Tunay Amfisi dikdörtgen planlı öğrenci sıraları 10 basamakla oluşturulmuş amfi düzeninde yerleşmiş. Mekanda doğal ışık ve hava için sadece 2 adet pencere var idi. Yer döşemesi PVC, duvarlar ahşap lambiri kaplı, tavan kısmi sıva, üzeri boya, kısmi alüminyum kaplamayla kapatılmış durumdaydı. Hoca kürsüsü de bir çelik platform üzerinde yükselti şeklindeydi. Bunlar eski görüntüler. Tarık Zafer Tunay Amfisi'nden. Aydınlatmalarda duvarlarda floresan lambalar, tavanlarda da yine noktasal ışık kaynaklı aydınlatma armatürleri kullanılıyordu. Elektrik ve mekanikteki kontrol noktası kendi içindeydi. Sonrasında biz bütün amfi ve konferans salonların elektrik mekanik kontrolünü merkezileştirdik.
Bu restorasyon öncesi amfiye giriş, yine işte ana giriş koridoruna bağlı merdiven hollerinden yan taraf, yan kapılardan yapılıyordu. İçinde bir yine simultane kabin bulunuyordu ama o da işlevini yitirmiş durumdaydı. Açığa çıkan kemerleri burada görüyoruz. Amfi döşeme kaplamasını mozaik olarak yaptık. Amfi düzeni çelik konstrüksiyon, sökülebilir bir platform olarak tasarladık. Platform üzerine de 21 milimetre kalınlığında polivit üzerine de lamine, ahşap parke kaplama yaptık. Restorasyon sonrası amfi düzeni, sonra sıraların geldiği. Yine mekanın özgün yapı elemanlarını esas alarak onları kapatmadan akustik hesaplamalarına uygun olarak da yansıtıcı ve yutucu duvar kaplama ahşap duvar kaplama malzemeleri kullandık. Tavanda da yine yansıtıcı alçıpan malzeme kullandık. Elektrik ve mekanik tesisatı tamamen yenilenerek güncel ihtiyaca uygun olarak revize edildi. Aydınlatma projeleri doğrultusunda da yine doğal beyaz ışık renginde gömme tip LED spotlar seçildi. Ses ve görüntüleme sistemleri yenilendi ve merkeziyleştirildi. Bu restorasyon öncesi bir görüntü ve sonrası. Yine iç mekanda restorasyon öncesi ve sonrası görüntüler. Ana giriş holü öncesi ve sonrası. Bu duvardaki duvar resmi de dönem eki olarak değerlendirildi ve restorasyonu yapıldı. Bodrum kat öncesi ve sonrası. Pencereler, pencere üzerindeki korkuluklar. Amfi kapıları öncesi ve sonrası. Yine bir amfiden görünüş. Öncesi ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Günümüzde Siyasal Bilgiler Fakültesi için düzenlenen yapı tarihsel süreçte pek çok farklı işlevde kullanılıyor. Buna karşın mekansal organizasyonda ciddi değişiklikler yapılmadı. Ancak yapı muhtes ekleriyle yapının strüktürel olarak çok zarar gördüğü tespit edildi. İyileştirmeler de bu kapsamda yapılarak restorasyonu tamamlanmış oldu. Herkese katılımdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ama sorular da vardır diye tahmin ediyorum.